Gitmeye başlamamız çocukluktan geliyor. Sonra yöresel bıçaklara çok ağırlık verildi burada. En son artık son 10 senedir de isteğe göre, herkesin talebine göre bıçaklar yapılmaya başladı burada. Kılıçlarda, baltalarda, taleplere göre burada üretiyoruz. Kılıçlarda Osmanlı şimşir modeli dediğimiz modelimiz var. Fatih'in kılıcı var. Zaman zaman samuray kılıcı, katanalar yapıyoruz burada, üretiyoruz. Av bıçakları, bizim burada Anadolu çoban bıçağı dediğimiz bıçaklar üretiyoruz. Alman çeliği 41-16 genellikle kullanıyoruz. Kurban bıçaklarında ya da mutfak bıçaklarında T7 dediğimiz Fransız çeliğinin en üst kalitesi, ondan o çelikten kullanıyoruz. İsteyen olursa taleplere göre D2 ile N690 Damaskus dediğimiz yurt dışı menşeli çeliklerde bulunuyoruz. Sap kısmında geyik boyozu, değerli ağaçlardan abanoz, yılan ağacı, kokobola ağacı, kral ağacı, onları koyuyoruz. Ama %90 burada venge, yine yurt dışı menşeli venge ağacı ve gül ağacı kullanılıyor saplarda. Ama sipariş isteyenler bana resim gönderiliyor. O resime göre bıçağı üretip o kişinin isteğini yerine getirmiş oluyor. Bu tabii bu tür kılıçlar 2 günlük, 3 günlük emeğin şeyi üretimi sürüyor 3 günlük. Ama bazı bıçaklarımız işte standart yaptığımız bıçaklardan daha fazla üretebiliyoruz günlük adet olarak. Biraz görsel amaçlı insanlar son zamanlarda moda oldu bu şeyde. Duvara asayım, şey yapayım diye ama o kılıçları piyasada yapıyorlar, çelik yapmıyorlar. Biz çelik yapıyoruz, yani eğilmez, bükülmez, yalnız paslanmaz çelikten kullanılıyor. Bu Fatih'in kılıcı modeli, yüz kılıçtır. Tabii Osmanlı, şimşir, diğer farklı Çerkez kaması, bunlar da üretiyoruz. Mutfak bıçağı, kasap bıçağı, çoban bıçağı, kılıç, av bıçağı, yani yüzlerce modelimiz var. Türkiye'de en çok model bizde var. Biraz sıkıntısını da yaşıyoruz ama gelen müşteri de muhakkak aradığını buluyor bizde yani, model olarak. Bu kılıçları işte hediye amaçlı kişiler birbirlerine onlar alıyor ve o duvarında diyor Osmanlı motifleri olsun diyen kişiler bunlar bu. Bunu sevenler yani daha doğrusu onlar alıyor kılıçları. Tekrar ne olur? O şey, benim kayıtlarda, o şeyde, arşivde. Dur bakalım, bir de Instagram'dan bakalım. Seri üretimdeki çoban bıçağı, yöre bıçağı çeliğinde yapılma gımışkı Şam çeliği anlamında kullanılır. Eski tarihi bir çeliktir bu. Şimdi yapan, döven arkadaşlar var. Bize rama haline geliyor bunlar. Biz de bıçak şeklinde profillerini kesip bıçak şeklinde çeviriyoruz.